Hayat Beytekin. 19 yaşındaydım. Üniversite sınavına hazırlanıyordum. Kaldığım yurda dönerken erkek arkadaşımla tartışmamız sonucunda 22 yerimden bıçaklanarak katledildim. Üniversite hayallerime veda bile edemedim. Katilim müebbet hapis istemiyle yargılanıyor. Ben Habibe Karadavut. Boşanmak üzere olduğum eşim tarafından bıçaklanarak öldürüldüm. Olay yerinde hayatımı kaybettim. 7 yaşında bir kız çocuğum vardı. Yavrumu annesiz bırakmak istemedim. Katilim teslim oldu. Ben Özgecan Aslan. 11 Şubat 2015'te henüz 20 yaşındayken evime dönmek için bindiğim minibüs şoförü tarafından cinsel tacizine direndiğim için bıçaklanarak öldürüldüm. Cesedim bulunamasın diye yakılarak dereye atıldı. 2 gün sonra katillerim teslim olarak müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ben Tuğba Erkol. Evden uzaklaştırma kararı aldırdım. Eşim tarafından 3 çocuğumun gözleri önünde defalarca kez bıçaklanarak öldürüldüm. Oğlum Müşerref Erkol'un doktorlara daha çok para verin, annem daha çok yaşasın diye yalvarışları kulaklardan ne çabuk silindi. Katilim müebbet hapis cezasıyla yargılanıyor. Ben Emine Bulut. Daha 38 yaşındayken boşandığım eşim tarafından 10 yaşındaki kızımın gözleri önünde katledildim. Kızımın anne lütfen ölme feryatlarıyla vefat ettim. Maktulüm Fedai Baran müebbet hapis istemiyle yargılanıyor. Ben Ayten Keklik. Henüz 17 yaşındaydım. 31 Aralık 2017 tarihinde yılbaşını beraber kutlamak için yanına gittiğim erkek arkadaşım tarafından defalarca kez bıçaklanarak, yetmeyip yüzüme yastık kapatılıp boğularak öldürüldüm. Ardında gözyaşlı bir anne ve baba bıraktım. Katilim canavarca hisle tasarlayarak, eziyet çektirerek çocuğa karşı kasten öldürme suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapsiyle yargılanmakta. Ben Münevver Karabulut. 4 Mart 2009'da daha 18 yaşımdayken sevgilim Cem Garipoğlu tarafından 29 yerimden bıçaklanarak öldürüldüm. Vücudum testereyle kesilerek gitar kutusuna koyuldu. Maktulüm Cem Garipoğlu cinayetimden tam 197 gün sonra teslim oldu. 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İntihar ederek kendi hayatına son verdi. Bahsettiğimiz kadınlar Türkiye'de kadın cinayetine kurban giden sayısız kadından yalnızca birkaçı. Kadınların öldürülmediği bir Türkiye mümkün. Bunun için sen de sessiz kalma, kadına şiddete ve kadın cinayetlerine dur de. Haftanın Notları programı devam ediyor efendim. Yanımızda avukat Emrehan Arıkan var. Az önce kadına karşı şiddetin psikolojik yönlerini konuştuk. Şimdi de hukuki yönlerini konuşacağız. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız? Merhabalar. İyiyim, teşekkür ederim. Sizi sormalı. Çok teşekkür ederim ayrıca davetiniz için. Biz teşekkür ederiz. Evet, az önce psikologumuzla konuştuk. Kadına karşı şiddetin, kadına yönelik şiddetin psikolojik durumunu. Şimdi hukuki durumunu da öğreneceğiz sizden ama biraz önce videoda da kadın cinayetlerini işledik, gördük. Kimlerin başına neler gelmiş. Kadına karşı şiddet acaba son zamanlarda medyada çıktığı için bunu tabii ki soruyorum. Ünlüler yaptığı zaman daha mı acaba ön plana çıkıyor da normal halktan birisi bir kadın şiddete uğradığı zaman daha mı normal karşılanıyor? Açıkçası evet, benim o ileride değinmek istediğim bir konuydu bu konu. Ama şöyle, ünlüler en son dönemde çıkan bir Ozan Güven'le sevgilisi vardı. Şimdi bu konuyla alakalı şu anda zaten iddianamesi yazıldı. Benim gazeteden okuduğum kadarıyla da kişi hürriyetinden yoksun kılma ve kasten yaralama suçlarından dolayı mahkemesi açıldı. Talepli mahkemesi açıldı. O yüzden ben bu konulara girmek istemiyorum. Zaten yargılaması devam ediyor. Bizim her şeyden önce bir tarafta da savunma hakkı var. Bir tarafta masumiyet karnesi var. O yüzden olan medyada olan olaylardan ziyade genel, yani özel değil, genel itibariyle konuşmak istiyorum. Zaten aslında şu anda bence en büyük problemlerimizden bir tanesi, biz medya olarak şu anda veya toplum olarak, kamuoyu olarak hangi kadının darp edildiği, hangi kadının fiziksel, psikolojik, ekonomik şiddet gördüğüyle ilgileniyoruz. Aslında toplumumuzun kanayan bir yarası.
Doğu Anadolu'da, Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'da bugün binlerce kadın var. Kendilerini gösteremiyorlar, bir yerlere ulaşamıyorlar, seslerini çıkaramıyorlar. Ne yazık ki yalnız kalıyorlar bir nebze. Esasında bununla alakalı çalışmalar yapmamız gerektiği kanaatindeyim. Yapılan çalışmalar yeterli mi peki, yasal düzenlemeler? Şimdi şöyle, 2012 yılında 6284 sayılı bir yasa çıktı. Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair yasa. Aslında burada birçok koruma sağlandı. Şimdi ben bunu aslında enine boyuna tartışmak istiyorum bugün. Bu dediğimiz yasa kapsamında bugün bir kadın, yasanın tartışılan birçok noktası var. Daha çok sertleştirilmeli mi, sertleştirilmemeli mi? Yasa şiddet önlemeye yeterli mi, değil mi tek başına? Bunun temelinde toplumsal eğitim ne kadar önemli? Bunlar çok tartışıldı. Bir noktada en çok tartışılan nokta, kadınların sadece beyanlarıyla işlemler başlatıldığı, bu 6284 yasa sayılı yasa kapsamında erkeklere uzaklaştırma kararı verildi. Bunların hepsini değinmek istiyorum. 6284 sayılı yasa 2012 yılında başladı. Bizim ülkemize uygulanmaya başladı. Aslında baktığımızda 2012 yılından bu yana herhangi bir azalma yok. Yani giderek bu sayı aslında daha da artıyor. Yani bu açıdan baktığımızda yasanın çok mu önleyici tedbir olarak çok önleyemiyor mu? Yeterli olamıyor mu? Bu tip problemler var. Peki bu yasa ne içeriyor? Şöyle, bu yasanın en temel noktası, bugün bir kadın tehdit edildiğinde, psikolojik bir yıpratmaya maruz kaldığında, kendisini ölümle tehdit eden bir eşi olduğunda tek taraflı, daha çok kolluk vasıtasıyla bir koruma kararı çıkartıyor. Bu koruma kararının yanında, bu 6284 sayılı yasa koruma kararının yanında adresini değiştirme olanağı veriyor. Adresini gizleme olanağı veriyor. Erkeğe bu yasanın karşısında eğer mesela bir uzaklaştırma kararı veriliyorsa, o şiddet uygulayan veya şiddet uyguladığı iddia edilen erkek bunu ihlal ettiğinde 3 ila 10 gün arasında zorlama hapsine maruz kalması gerekiyor yasa uyarınca. Şimdi burada tartışılması gereken iki tane nokta var. Yani bu yasa için sadece şey diyebilir miyiz? Şiddete uğrayan kişiden o şiddeti yapan kişiyi uzaklaştırmak. Bu yasa bunu kapsıyor. Aynen öyle. Sonrasında zaten bizim ceza kanunu kapsamında soruşturması başlatılıyor. Mahkemeye intikal ettiriliyor. Mahkemede devam ediyor. Bu yasada şöyle bir sıkıntı oluyor uygulamada. Şimdi birincisi, kadın şiddet görüyor ve bu başvuruyu yapıyor. Daha sonrasında bir koruma kararı alıyor. Uzaklaştırma kararı alıyor. Bu şiddet uyguladığı iddia edilen kişiye de tebliğ ediliyor bu karar. Ancak yaptırım, benim düşüncem, şahsi düşüncem, yaptırım burada çok net olmadığı için ve çok hızlı bir şekilde uygulanmadığı için şiddet bir şekilde devam ediyor. Nasıl devam ediyor? İnternet yoluyla bir şekilde ulaşılıyor kadına. Telefon yoluyla bir şekilde ulaşılıyor. Birinci problem burada başlıyor. Kadın aslında burada bir noktadan sonra acaba yasa beni koruyamıyor mu diyebiliyor. İkinci mağduriyet şurada başlıyor. Bir aslında adres gizleme çok güzel bir uygulama. Ancak adres gizlediği zaman kadın bu sefer resmi makamlarda, adres göstermesi gereken noktalarda problemler yaşayabiliyor. Çünkü belirli bir adresi yok ve resmi makamlar ondan adres istiyor. En azından yardımların devam etmesi için, bugün adres gizlendiği takdirde yardım dahi kesiliyor. Burada böyle bir soru işareti. Ama kadın kendi evinde şiddete maruz kalıyorsa, zaten kadının ekonomik özgürlüğü yoksa o evde kalmaya devam edecek çocuklarıyla. Ama zaten adam o evi biliyor ve adam da kendi evi olduğu hakkını iddia ediyor. Zaten o eve geliyor. İşte burada uzaklaştırma kararı alınıyor. Uzaklaştırma kararı 3 ila 6 ay arasında veriliyor. Ve ihlal durumunda 3 ila 10 gün hapis cezası. Benim zaten biraz önce daha sert ve daha hızlı uygulanması gerektiği düşüncem burada başlıyor. 3 ila 10 gün bizim uygulamada gördüğümüz erkekleri geri adım attırmıyor. Neden adım attırmıyor? Birincisi, belki gün az olabilir. Bunun biraz daha sertleşmesi gerektiğini düşünüyorum. İkincisi, belki de uygulama çok hızlı, yani uzaklaştırma kararı çok hızlı çıkıyor ama bu hapis cezası bu kadar kolay çıkmıyor, bu kadar hızlı çıkmıyor. Şimdi burada esas doktrinde tartışılan ikinci bir nokta da burada şurada başlıyor. Bu uzaklaştırma kararı kadının tek taraflı beyanıyla başlıyor. Yani aslında bir kadın gelip ben eşimden şiddet görüyorum, beni tehdit ediyor dediğinde, erkek dinlenmeden bir uzaklaştırma kararı aynı gün.
Aynı en geç diğer gün verilmiş oluyor. Toplumda, işte doktrinde de en çok eleştirilen noktalardan bir tanesi, bu eleştiri demeyeyim, farklı görüşler var burada. Erkek dinlenmeden eşitliğe aykırı olduğu söyleniyor. Benim şahsi kanaatim ama burada şu, bugün 100 tane şikayet edilmiş, şikayet yapan bir kadın olsun. 100 tane şiddet gördüğünü iddia eden, ölümle tehdit edildiğini iddia eden kadın olsun. Bunlardan bir tanesi eğer, ki bence yasa da bu şekilde ilerliyor, bir tanesi haklıysa, bir tanesi gerçekten doğruyu söylüyorsa ve bu koruma kararıyla, tek taraflı beyanla bir kişinin hayatı kurtarılacaksa, diğer 99 kişiye zaten ileriki dönemde kendilerini aklama imkanı veriliyor. Diğer erkekler yönünden bahsediyorum. Aslında burası eleştirildiği için ifade ediyorum. Uygulama bu şekilde devam ediyor. Erkekler mağdur, mağdur erkekler de olabiliyor. Ama burada aslında daha çok kıymetli bir şeyi, daha az kıymetli bir şeye feda ediyoruz gibi de gözükebilir yani. Bu açıdan da bakabiliriz. Yani dediğiniz gibi 99'da bir bile olsa kesinlikle bence de olması gereken bir durum. Peki bu yasalar yeterli mi sizce kadını korumak için? Şimdi şöyle Bilge Hanım, biz toplumumuzda bugün insanlara bir test yapsak, sorsak, desek ki siz alkollü araç kullanıyor musunuz, kullanmıyor musunuz? Kullanmayan kişi, 100 tane kullanmayan kişi çıksa bizim karşımıza. Bu 100 kişinin benim düşüncem 90'ın üzerinde cevabı şu olacak. Ben evet alkollü araç kullanmıyorum. Neden kullanmıyorum? Ben alkollü araç kullanırsam bir para cezası var. Ehliyetime el konulacak. Bunun yanında trafik güvenliğini tehdide sokmaktan hakkında dava açılacak diyecekler. Bunun kimse, için yapmayacaklar. Aynen öyle. Kimse ben birisinin hayatına kastetmekten çekindiğim için alkollü araç kullanmıyorum. Çok az bir bölüm. Baktığımızda yasa bu olmamalı değil tabii ki. Ben hatta daha sertleşmesi gerektiği, daha hızlanması gerektiği düşüncesindeyim. Çünkü bu tip olaylar çok ani gelişen, çok hızlı olan olaylar. Yani bunu sürece yaydığımızda kadınları ne yazık ki koruyamıyoruz. Şeye açıklık getirmek istiyorum. Bu da tartışılan bir konu. Tek yanlı beyan. Tek yanlı beyan, kadının tek yanlı beyanıyla erkekler zarar yani ceza kapsamında, ceza mahkemesi kapsamında sanık sıfatına taşınmıyor. Böyle de bir durum yok aslında. Bu da yanlış yorumlanıyor. Tek yanlı beyan dediğimiz şeyin çıkma noktası aslında tamamen cinsel taciz suçlarından çıktı. Cinsel taciz dediğimiz olay bugün çok tanığın olmasının mümkün olmadığı, çok fazla delilin olmasının mümkün olmadığı suçlar. Buralarda kadınların tek yanlı beyanıyla savcılar gerekli soruşturmayı yaparak dava açtılar. Bu demek değildir ki tek yanlı beyanla erkekler mağdur ediliyor. Zaten başlayan bir yargılama var. Duruşma var. Burada erkeklere kendi haklarını, kendi masumiyetlerini ispat etme hakları tabii ki veriliyor. İşte olay yerine neredeydin, olay anı neredeydin, tanığın var mı? Bunlar zaten veriliyor. Savunması için biraz izin veriliyor. Aynen öyle. Tek yanlı beyan dediğimiz şey de aslında oradan başlayan bir nokta. Evet. Yani ben biraz tabii ki hani bu eleştiri gibi olacak belki ama biraz cezaların ve yaptırımların az olduğunu düşünüyorum. Çünkü biraz önce de söylediniz yani o kanun sadece evden uzaklaşmasını ama o adam zaten geliyor eve. Yani kendi evi olarak gördüğü için zaten geliyor eve. Şöyle işte aslında bu kanun kapsamında orada 3 ila 10 günlük hapis cezası oluyor. Ben de diyorum ki burayı biz daha sertleştirelim. 3 ila 10 gün olmasın. 3 ila 6 ay olsun. Tabii ki daha fazla inceleyelim. Ama daha hızlı inceleyelim. Daha hızlı inceleyelim. Yaptırımlarını hızlı bir şekilde uygulayalım ki bunun uzaklaştırma kararına aykırı hareket eden bir kişi bilsin ki kendisine sert ve hızlı bir yaptırım uygulanacak. Bunun cezasını çekecek. Evet, yani biz aslında biraz önce de psikologla şeyi konuştuk yani kadına karşı şiddette işte neden yapılıyor, niye oluyor? Aslında en baştan başlamamız gerekiyor. Biz burada şimdi kanunlarla caydırmaya çalışıyoruz kişileri, erkekleri. Aslında en baştan yapmak gerekiyor. En baştan düzeltemediğimiz için herhalde kanunlarla düzeltmeye çalışıyoruz. Şöyle ki aslında ben o noktaya da gelecektik. Bugün sizce, size sorayım bir kadın olarak, sizce bugün Türkiye'de en çok şikayet, erkekten şiddet gören kadın şikayeti hangilerden geliyor? Muhtemelen Doğu illerinden geliyor diye tahmin ederiz. Gelmiyor. Bugün en çok şikayetin geldiği iller İstanbul, İzmir, Antalya.
en az şikayetin geldiği iller, söyleyeyim, Şırnak, Hakkari, Batman. Şimdi bu demek değildir ki Şırnak, Hakkari, Batman'da daha az şiddet uygulanıyor. Değil. Buradan çıkaracağımız istatistik olarak bize aslında burası bize okuyor. Bir, eğitim görmüş, hakkını arayan kadın kendisine gösterilen, birazdan diğer konulara da geleceğiz. Şiddetin sadece fiziki boyutu yok. Şiddetin psikolojik boyutu var, ekonomik boyutu var. Cinsel boyutu var. Cinsel boyutu var. Hakkını arıyor. İkincisi, bu kadınlar gerekli bütün işlemleri yapıyorlar. Ama bunu şu şekilde de bakmamak gerekiyor. Şiddeti bitirmek için, kadına şiddeti bitirmek için kadınlara eğitim verilmesi gerekiyor. Kesinlikle. Belki ikinci, üçüncü, dördüncü etken. Bizim ilk önce erkekleri, düzeltmemiz eğitim gerekiyor. Önce toplumumuzu düzeltmemiz gerekiyor. Benim burada şahsi kanaatim de şu. Bu da yine eğitimle alakalı. Kesinlikle. Ve çocukluktan gelen eğitimle de, evet, çok alakalı. Evet, nasıl bir eğitim? Nasıl bir eğitim? Yani bana göre, benim düşünceme göre kadına şiddet bir kötülük. Bizim eğer kötülüğe karşısında durmamız gerekiyorsa, kötülüğe bir çare bulmamız gerekiyorsa, önce iyiliği bulmamız gerekiyor. Önce iyiliği bulup öğrenmemiz gerekiyor. İyiliği bulup öğrendikten sonra çocuklarımıza öğretmemiz gerekiyor. Daha sonrasında ikinci, üçüncü, dördüncü evrede bunlar, tabii ki yasaları önce koyalım, biz yasaları sertleştirelim, hızlı bir şekilde uygulayalım, yaptırımlarımızı yapalım. Ama ileriye dönük olarak da bunlara çok önem verilmesi gerektiği kanaatindeyim. Yani şöyle bir durum, şu anda biz ne yazık ki bu duruma gelmek üzereyiz. Geçen bir arkadaşımla konuşuyorum. Yolda yürürken küçük bir çocuk geliyor, bir şeyler istiyor, konuşmaya çalışıyor. Arkadaşım uzaklaşıyor. Dedim ki neden uzaklaştın? Korkusu şu, dışarıdan birisi görür, ailesi mailesi birisi bir şey görür, çevreden birisi görür. Yanlış bir yaftalamayla mı karşılaşırım? Burada eğitim, iyilik, bunun dışında bence en önemli faktör kadına toplumda atfedilen görev. Evet. Kadınlarımız bugün bizim belli başlı görevleri var. Olarak var olarak gösteriliyor. Evet. Geçen sosyal medyada bir haber okudum. Çok doğru, çok destekliyorum. Bir erkek yazmış. Alışveriş merkezine gittim. Çocuğumla sadece alışveriş merkezine gittim. Altını değiştireceğim. Sadece kadınların olduğu, kadınların olduğu yerlerde. Kadınlara bu görev buralarda da verilmiş. Evet. Aslında bizim buralardan bakmamız gerektiği düşüncesindeyim. Evet, yani kadınların görevi en başından beri belirlenmiş olduğu için tabii ki onların içine herhalde şiddet de giriyor. Öyle görüyorlar erkekler herhalde. Bunu da bu kadar rahat yapabileceklerini düşünüyorlar herhalde. Aynen öyle. Şu noktaya da bence değinmek gerektiği kanaatindeyim ben. Şiddet dediğimiz şey bugün sadece fiziki olarak olmuyor. Bugün biz çevremizde, yani eğitimle alakalı, sadece eğitimle alakalı olmadığını göstermek için söylüyorum. Benim bugün çevremde eğitimli dediğim birçok kadın maaşını her ay veya maaş kartını eşine veriyor. Baktığımızda bu da bir ekonomik şiddet. Bu da bir ekonomik şiddet, evet. Bugün bunlar çok basitleri. Bugün Anadolu'da, Doğu Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'da sadece güzel yemek yapamadığı için şiddet gören insanlar var, şiddet gören kadınlar var. Benim düşüncem bizim bunların üzerine gitmemiz gerektiği, bunları her gün duyurmamız gerektiği, bu kadınların yanında olup siz bunları hak etmiyorsunuz dememiz gerektiği, kanunu hızlı bir şekilde uygulayıp toplumla da bunu gösterip herkesin özümsemesi gerektiğini bir şekilde topluma yaymamız gerektiği kanaatindeyim. Evet, mutlaka. Yani hem güzel ahlaklı iyi çocuklar yetiştirirken hem de yetişmiş olanları da düzeltmek için çabalamamız gerekiyor herhalde. Kesinlikle öyle. Yani ben toplum olarak bir görev düştüğü düşüncesindeyim. Burada şöyle de bir eleştiri getirmek istiyorum. En son Berfin Özkan olması gerekiyordu. Haberini aldım. Berfin Özek, pardon. Çok özür dilerim. Berfin Özek, Mersin'de. Bir erkek tarafından, erkek arkadaşı tarafından yüzüne asit döküldü. Evet. Ve sonrasında yargılama başladı. Yargılama başladıktan sonra erkek arkadaşını affetti. Affetti, barışmak istiyorum dedi. Evlenmeyi düşünüyorum dedi ve Mersin Kadın Platformu bir açıklama yaptı. Bu da eleştirildi. Denildi ki biz öldüren sevgi istemiyoruz. Ama ben de diyorum ki bu kadını önce anlayalım. Bu kadının ne şartlarda barışmak istediğini çözelim. Eğitim olarak mı problemi var?
aileden yetişmeyle alakalı problemim var. Korkuyor mu? Kanuna mı güvenmiyor? Kanunların yaptırımlarına mı güvenmiyor? Kendisini psikolojik olarak yalnız mı hissediyor? Bunları toplum olarak çözmemiz gerektiği düşüncesindeyim. Yani daha net ifade edecek olursa hangi kadının dayak yediğinden ziyade kadınlarımızın temel problemlerine inmemiz gerekiyor. Bu düşüncedeyim. Evet. Bir de tabii hayatımızın içinde sosyal medya ne kadar güzellikler getirse de, ne kadar hayatımızı kolaylaştırsa da ama çok kötü şeyler de yaşıyoruz tabii ki. Tacizin yeni adı da sosyal medya oldu. Sosyal medyadan da çok fazla insanlar tacize uğruyor. Kötü sözler söylüyorlar, işte taciz ediyorlar vesaire, bir sürü şey hepimizin başına geliyor. Bu da bir kadına karşı şiddet içine giriyor mu peki? Kadına karşı yani baktığımızda aslında erkekler de aynı sosyal medya, aynı platform üzerinden. Belki farklı yöntemlerle şiddet uygulanıyor demeyeyim, taciz olayları gerçekleşiyor. Ama yine aynı konu, aynı noktaya dönüyorum. Bizim ne yazık ki şöyle bir algı var. Bir kadın sosyal medyasında istediği fotoğrafı paylaşabilir. Bir fotoğraf paylaştığı için onu rahatsız etme, onunla bir şekilde iletişime geçme, bu kendisini hak görmemeli. Hak görüyorlar çok rahat bir şekilde. Dönüyoruz, kadının şiddetin temeli de buradan geliyor aslında. Bunu kendisine hak görüyor. Aynı şekilde sosyal medya üzerinden taciz edildiğinde de Cumhuriyet Başsavcılığına gidip suç duyurusunda bulunup gerekli işte evrakları da, çıktıları da alıp ek olarak ekleyip başvurduğunda gerekli soruşturmalar yapılıyor. Peki burada hangi suçtan yargılanıyorlar? Kadına şiddetten mi, tacizden mi ya da farklı bir şekilde mi? Şöyle, kadına şiddet diye bir ceza yok. Yani öyle bir yaptırım yok. Kadına şiddet bugün Ozan Güven'den örnek verelim. Ozan Güven kadına şiddet uyguladı ama Ozan Güven'in iddianamesi kişi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama. Bu sosyal medyadan yapıldığında taciz noktasına geliyorsa taciz noktası. Hakaret noktasına geliyorsa hakaret. Tehdit noktasına geliyorsa tehdit. Kadına şiddet diye bir yaptırım yok. Tabii ki bunun cezayı arttırıcı etkileri var. Çok detaylı. Ama baş başına öyle bir suç yok. Yani bu evet, sonuçta şiddet erkeğe de yapılabiliyor. Kadına karşı şiddet diye, kadına yönelik şiddet diye bir suç yok. Şiddet var ve başka neler var peki? Kadın bir şiddete maruz kaldığı zaman kadın yani neyle suçlanıyor karşıdaki kişi? Yani karşıdaki neyle suçluyorlar? Bir şiddete maruz kaldığında. Kadın, ben şiddete maruz kaldıysam bu şiddeti bana uygulayan kişi nelerle suçlanıyor? Şimdi yani biraz önce de ifade ettiğim gibi bir kişi gelip sizi tehdit ediyorsa tehditle yargılanıyor. Sizi tehdit boyutuna geçip hakaret ediyorsa hakaretle yargılanıyor. Bunun yanında size zarar veriyorsa, fiziki olarak bir hareket oluyorsa kasten yaralamayla. Hepsinin ayrı ayrı cezaları var. Çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için, değerli bilgiler verdiniz bize. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim çağırdığınız için. Çok sağ olun. Haftanın Notları programı devam ediyor efendim. Reklam arasına gidiyoruz efendim. Reklamlardan sonra haftanın notları devam edecek.